Yeni Dil Tatari. Bugün makarna suyu kaynarken biraz laflayacağız. Bakalım hazırladığım tarifle bir bravo alabilecek miyim? Hazal hoş geldin. Hoş bulduk İdil. Hemen şu makarnanın altını açayım, su kaynamaya başlasın, biz de bir yandan sohbet edelim. Bu kadar geziyorsun, görüyorsun sürekli. En sevdiğin ülke. İtalya'yı çok seviyorum. Bu yaz oraya da 3 kere gittik. Ama İtalya ikisi yani, zaten çok güzel bir yer. Keşfedilmemiş acayip adaları var. Biz kuzeyde Elba diye bir yere gittik. Orası biraz yerlisinin bildiği bir adaymış. 156 tane plaj varmış. Önce zaten adaya girince sana bir tane şey veriyorlar. Böyle kitapçık. Bütün şeylere diyor ki mesela sarı evden sağa dön. Ondan sonra soldaki merdivenden in birden sokak böyle. Sokak falan şeyi yok yani. Yok. Evlere göre. Cennete iniyorsun falan. Nefisti yani bütün denizi vesairesi. Başka uzak doğuyla ilgin var mı? En son gittiğim ve en sevdiğim bir Kamboçya'ya çok yeni gittim. Orası beni bir sürü sebeple etkiledi. Cape Town'dan çok etkilendim. Bunu biraz aslında düşünüyorum, çok kıta gezmişim. Yani Avustralya'dan Amerika'ya kadar gittik. Avustralya'da çok sakin olma halinden çok etkilendim. Yani herkes çok gülümsüyor. Bir yerden giriyorsun, herkes seninle muhabbet etmeye çalışıyor. Bir kültürü ancak orada biraz yaşayarak, işte yanındaki insanlarla muhabbet ederek, onların önerdikleri yerlere işte gidip orada yeni bir şey keşfederek, hep yani bir interaction'dayken bu kelimeyi kullanmayı çok seviyorum. Turist gibi değil de yerel biri gibi, evet. Yaşamak esas tadını öyle çıkartıyorsun. Evet. Suda kaynadı. Ben makarnayı atayım bir yandan da. Peki bu seyahat etmeyi şimdi hepimiz çok seviyoruz ama bunu nasıl daha uygun bir şekilde yapabiliriz? Mesela dedin gittiğim yerler oldu, bir haftalığına gittin, bir aylığına kaldın, bir ay boyunca neler yaptın orada? Biraz daha anlatabilir misin? Ya şimdi şöyle, insanlar bazen seyahati tabii özellikle vakit açısından çok zor yapabiliyorlar. Ama biraz vaktiniz olduğu bir dönemde hafta sonu değil hafta içi gitmek mesela neredeyse üçte biri fiyatlara getirebiliyor. İnsanların seyahat etmediği saatlere uçak bileti alırsanız o zaman çok daha uygun fiyata buluyorsunuz. Gittiğiniz, yani gidilen yerlerde ben hep şey yapıyorum. İlk indiğim andan itibaren işte nasıl kolay ulaşım sağlayabilirim? Yani taksi değil, daha işte oranın yerli neyse. Cape Town'da Uber var ve inanılmaz ucuz. Yani taksiden öyle daha mi? Ucuz. Evet. Aa, inanılmaz. Her yerde ve her şekilde var. Yani böyle küçük trikleri önceden bilirseniz, hani kim yerde tramvayla, kim yerde bisikletle, kim yerde trenle, neyse artık. Onları bir kere öğrenmek acayip bütçeden kısıyor. Peki yemek, seyahat ettiğin yerlerde böyle keşke sürekli burada olsam da bu yemekleri yesem dediğin bir yer var mı? Ya kesinlikle İtalya tabii ki. İtalya. Çünkü bir kere pazarlarını seviyorum. Yani İtalya'da neredeyse bütün meydanlarda kurulan o pazar yerleri, belki İtalyan insanının bizim insana benzeyen sürekli hareketli olma hali. Çok sohbetliler zaten, evet. Çok böyle candanlar, misafirperverler, o anlamda bize çok benziyorlar. Ya şeye çok bayılıyorum böyle, bazen dili bile konuşamıyorsunuz ama hani o ne bileyim eliyle bir şey anlatıyor, yüzüyle bir şey anlatıyor, sanki tanıyorsun gibi hissediyorsun ve dediğini anlıyorsun gibi bir duygun oluyor. Bir de yani İtalyan hem kültürü, biraz ben kültürü ve yemeği birbirine çok birleştiren biriyim. Yani biri biri olmadan benim kafamda yer etmiyor. İşte İtalya'da uzun süren yemekler olması, işte öğle yemeğine gidiyorsunuz, 3 saat sonra kalkıyorsunuz. Çok keyifli. Çok keyifli. Yani onun bir belki Akdeniz kültüründen de bizim de alıştığımız şeyden gelen bir birleşme yeri olması o masanın. O zaman bugün İtalya'yı buraya getiriyoruz değil mi? Çok güzel, evet. Bir makarna yapacağız birlikte. Böyle mantarlı, maydanozlu, sarımsaklı. Çok lezzetli oluyor. Yaşasın. İstersen sosu yapmaya başlayalım. Yaşasın, harika. Bakalım beğenecek misin? Ya nefis kokuyor zaten. Yine sağlık. Harika olmuş. Afiyet olsun. Çok sevindim ben benim. Ben de şimdi tam İtalya'dan arkadaşlarımla, bu geçen seneki arkadaşlarıma yeni bir İtalya turnesi yapalım diyordum. Onları evde yapayım. Sonra da planlarımızı yapalım. Bakalım bu yıl nereye gideceğiz İtalya'da. Bravo vallahi. İstersen seninle bruschetta tarifi de paylaşırım. Böyle güzel bir İtalyan sofrası hazırlarsın. Sağ ol, harika.
da sana bir şey getirdim. Ben böyle bir yere gitmeden önce mutlaka oranın yazarlarını, yani yerli yazarlarını okuyorum. Bu da İtalya Calvino'nun kitabı, İtalyan ya, olduğu için. Çok teşekkür ederim. İşte sana... İlk seyahate giderken bunu okuyacağım ve seni hatırlayarak okuyacağım. Tam seyahatte ederim. Çok çok teşekkür ederim. Yani, bu arada ben bunu evde yapmak istediğimde nasıl yapacağım sen olmadığına göre? Bu tarif yapmak isteyenler Barilla'nın YouTube sayfasında bulabilirler.